Şimdi Reşadiye Belediye Başkanımızı, evet sizler de müsaade ederseniz sahneye devam etmek istiyoruz. Mustafa Yılmaz, Reşadiye Belediye Başkanımız, genç, aktif, dinamik, alkışlarımızla sahneye davet ediyoruz. Evet değerli belediye başkanımızla, evet sabaha kadar bugün buradayız. Evet sabaha kadar buradayız efendim. Evet sabaha kadar buradayız. Çaylar firmadan, için için durmadan, bardakları kırmadan. Sayın Başkanım, saygılar. Çok değerli Reşadiyeliler, çok kıymetli başkanım ve bizi bu gecede yalnız bırakmayan yöresel sanatçılarımız, misafir sanatçımız, dışarıdan gelen misafirlerimiz, Reşadiye'nin bu güzel organizasyonunda katkı sağlayan Gosra'nın sahibi Şefika Sinem Hanım'a da bu huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Hepiniz bu programa hoş geldiniz. Ben bu girişten sonra şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Bu program daha evveliyatından birkaç sefer gündeme geldi. Keramettin kardeşim bana bu konuyu açtığı zaman biz de dedik ki Reşadiye'nin tanıtımı için elbette ki biz bu işte yardımcı oluruz. Fakat o günlerde bir Antalya'da yangın olayları oldu. Ondan dolayı geri kaldı. Bir başka grup arkadaşımız daha vardı. Bir diğer sonraki olayda da günümüzü belirlediğimizde arkadaşlarla sel felaketi oldu. Allah her türlü felaketlerden ülkemizi korusun. Bu vesileyle bu zamana kadar kaldı. Birlik ve beraberlik gecesi koymamızdaki maksadı şuydu. Reşadiyelileri İstanbul'dakilerle buluşturmaktı. Daha evveliyatından İstanbullular buradaydılar. Bizim ilçemizde köylerimiz, ilçemiz ve beldelerimizle birlikte 35-40 bin nüfusumuz şu anda burada. Ama İstanbul'da 70 bin nüfusumuz var. Ekin TV'den bizi izleyen kardeşlerimize de selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Burada ben sizi sıkmak istemiyorum. Siz buraya elbette ki eğlenmeye geldiniz. Ama Ekin Türk deyince aklımıza Hüsnü'müz geliyor. Türkiye'ye, bu bölgelere bunu tanıtmıştı. Geçirmiş olduğu bir rahatsızlığı dolayısıyla da sağ olsun Selahattin Bey devralarak ilçemizin bir televizyonu olarak biz bunu biliyoruz. Ekin Türk de bu konuda bize her türlü desteği veriyor. Çok sağ olsunlar ilçemizin tanıtımı konusunda. Bu konuda Şefika Hanım'ın, daha doğrusu Bozsağlı'nın Reşadiyeli olması ve Reşadiyelilere böyle bir gece yaşatması bizim için güzel bir şeydi. Elbette ki sanatçı arkadaşlarımız bir diğer bu konuya el katan ve Bursa'da bu işi yapan kardeşimize biz bir teklifte bulunduk. İstanbul'daki iş adamlarımıza da her zaman bu teklifimizi buradan da iletiyoruz. Yaptığımız işlerimizin birçoğunun bir kısmını Reşadiye'de üretime geçirirsek bu Reşadiye'deki nüfusumuzun biraz artmasına, işsiz gençlerimizin de burada iş bulmasına vesile olacaklar. Biz kendisine bu teklifi sunduğumuzda kendisi de bir Reşadiye olarak hay hay dedi, kabul etti. İnşallah Reşadiye'mize de yapacağı hizmetlerin içerisine bir iş kadını olarak kendisini kutluyoruz. Burada da devam etmesini arzu ediyoruz canı gönülden. Çok değerli Reşadiyeliler, Reşadiye kadim bir şehir. 1900 yıllarda kurulmuş, İskesür ilçesi kapandıktan sonra çermiğin burada olması sıcak suyla birlikte Reşadiye tanıtacağız dedik ya, Reşadiye'nin bir konusunu tanıtalım. Belediye olarak ben burada size bir şey anlatmak istemiyorum ama ben Reşadiye halkına bu 4 yıl içerisinde altyapıda ve diğer şeylerde çektikleri sıkıntılardan gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. İnşallah bu sene içerisinde onlar bitecek. Onlar bizim işlerimiz. Ama Reşadiye'nin tanıtımı Reşadiye deyince çermik geliyor. Çermik deyince bizim kablıca suyumuz geliyor. Bu sene içerisinde saniyede 100
50 litreye yakın, 130 litre kayıtlarda olsa da 150 litreye yakın bir suyumuz oldu. Bu suyumuz kadimden beri çıkan bir su ve şifalı bir su. Yıllarca şifa dağıtmış. Bugüne kadar, kuruluşundan bugüne kadar hizmet eden belediye başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlarına da sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bundan sonraki süreç içerisinde biz aldıktan sonra da inşallah burayla ilgili sağ olsun Sayın Bakanımızın, Milliyetin Bakanımızın bu bölgemize 160 yataklı Türkiye'de ilk defa bir termal uygulama oteli bir 10-15 gün içerisinde ihalesi yapılacak. Ve bununla birlikte bir ivme kazanan ilçemizdeki termal olayı bir diğer yatırımlarıyla birlikte daha güzel bir hale gelerek inşallah ilçemiz sağlık turizmi gibi termal turizminin yaşandığı bir ilçe haline gelecek. Bizim bir diğer güzelliklerimiz de yaylalarımız elbette ki. Ondan dolayı bunlar güzelliklerimiz olacak ve inşallah 30 bin 40 bin civarında 100 bine yakın İstanbul'daki kardeşlerimiz Cadı Gönül'den bu gece sebebiyle selamlıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Mülayim kardeş, ismini Mülayim koymuşlar ama annem baban iyi ki Mülayim koymuşlar, başka bir şey koysalar ne olurdu? Onu da bilemiyorum tabi. Şimdi Reşadiye'li şöyle. Reşadiye'nin insan 2 yıldır bizde festivallerimiz, 72 tane derneğimiz var. Her köyün bir festivali vardır. Onlar stresini ve diğer sıkıntılarını bu festivallerde atarlar. İstanbullular gelir ve bu memlekette güzelce hem havasını hem suyunu soluyarak hem de sıla-i rahmini yaparak buralarda eğlenirlerdi. Ama 2 yıldır bu pandemiden dolayı böyle bir sıkıntıya girdik. Bu meydan biraz pandeminin azametine uğradı. Niye diyorsanız ilçemizde de Türkiye'de olduğu gibi pandemiyle sıkıntılarımız var. Onun için ben de diyorum ki yine maske, mesafeye uyarak, birbirlerimize saygılı davranarak bu süreci dünyada olduğu gibi bizler de huzurlu atlatarak kendimizi ve insanların sağlığını korumaya dikkat edelim diyorum. Demek istediğim şuydu, bu dernekler bizde bir federasyon oluşturdu. O federasyonlarla inşallah daha İstanbul'da güçlü hale gelecekler. Sağ olsun Cavit Gül kardeşimizin veliahtı olan çok kıymetli oğlunun düğünü vardı. Biz ona da katılamadık. Buradan düğününü kutlayalım. Onun birlikteliğinde toplanan dernekler bundan sonraki yapılacak festivallerde veya böyle gün ve gecelerde daha birlik ve beraberlik içerisinde olacağız. Başa dönerek söylemek istersem bu birlik ve beraberliğin manası Reşadiye'de bir ayrımcılık yok. Reşadiye birlik ve beraberlik içerisinde. Bu birlik ve beraberlik İstanbul'la Reşadiye arasındaki birlik beraberlik anlamındaydı. Onun için de bundan sonraki süreçlerde İnşallah daha güzel, daha iyi bir etkinlikler içerisinde Rabbim bu üzerimizden pandemiyi kaldırdığı günlerde, önceki zamanlarda olduğu gibi böyle bir zamana kavuştuğumuzda daha hoş, daha güzel zamanlarımız, eğlencelerimiz olacaktır. Ben biliyorum ki siz burada İsmail kardeşimi, konuk sanatçımı bekliyor bu toplantı. Çok lafı uzatmaya gerek yok. Hepinize iyi eğlenceler diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım, biliyorsunuz kaymakamımız yok şu anda. Müsait yani değiller de işlerim vardı, bilmiyoruz. Bir hediyemiz var. GOSSE Genel Müdürü. Evet, Barış Özdemir. GOSSE Avrupa'nın peşinde koştuğu marka. Evet, GOSSE'den değerli kaymakamımız Talat Tabur Beyefendi'ye özel çerçeveli halısı yapıldı. Evet. Güzelce ne makamını asar inşallah. Evet, GOSSE'ye teşekkür ediyoruz. Evet. Barış Özdemir bu arada Avrupa'ya, Fransa, Belçika,
Almanya ve Amerika'da da nam salmış bir markanın milli gururumuz reşa diyelim maşallah. Evet, ben de kaymakamım adına hediyesini alıyorum. Kendisinin bir özel bir misafiri vardı. İlçe içerisinde değil. Hepinize selamları var. Ondan dolayı gelemedi. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz alkışlarımızla. Mustafa Yılmaz, kaliteden şaşmaz değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada benim yeni albümüm çıktı. İlk defa çıkıyorum.